Değerli dostlar merhaba. Bugün sizinle Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu üzerine kısa bir video hazırlayıp sizlerle Türkiye'nin asıl gündem olması gereken bir meseleyi konuşmak istiyorum. Çünkü yoğun gündem içerisinde bazen asıl ülkemizi ilgilendiren ya da jeopolitik ve politik anlamda da ülkenin geleceğini ilgilendiren bazı hususlar yoğun gündem arasında kayboluyor ve bu önemli bir mesele olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Aslında mesele şu, son günlerde özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması için yoğun çaba sarf ediyor. Aslında biraz daha birkaç ay gerisine döndüğümüzde aynı yoğun çabayı Ukrayna üzerinde yapmışlardı. Hatta Zelenski kendisine verilen sözlerin tutulmadığını dile getirmişti. Dolayısıyla bugünlerde gündem olan İsveç ve Finlandiya'nın da kendi sınırlarını koruyamadığı yönünde böyle bir endişeleri var, kaygıları var. Putin'in ilerlemesinden korkuyorlar. Aslında tersten baktığımızda Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa Birliği Putin'i kendi sınırları içerisinde hapsetmek amacıyla ciddi adımlar atıyor. Tabii ki İsveç ve Finlandiya Ukrayna'nın başına gelenleri görüyor ve durduk yere bir anda Putin ve askerleri Ukrayna'yı işgal eyledi. Yarın İsveç'in ve Finlandiya'nın da aynı şekilde işgal edilmeyeceğinin bir garantisi yok. Dolayısıyla elbette İsveç hükümetinin yetkilileri ve Finlandiya hükümetinin yetkilileri bunları görüyordur. Ama benim derdim zaten onların ne düşündükleri falan da değil. Ne olacağı da değil. Yani onların başına ne geleceği de çok umurumda olan bir vaka değil. Ama şunu söylemekte fayda var. Türkiye son 15-20 yıl çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle sınır problemleri, özellikle göçmen politikası, özellikle ekonomik sorun. Karadeniz'de ve Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gaz arama sorunu gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldı. İşte bu süreçte Batı, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri iki yüzlü bir politika güttü ve Türkiye bu süreçte hem Rusya'yla hem de Çin'le de bazı yakınlaşmalar içerisinde bulundu. İşte hepinizin malum olduğu üzere S-400 meselesi çok ciddi bir krize döndü. Suriye'deki savaş çok ciddi bir krize döndü. Türkiye özellikle Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin iki yüzlü politikasından dolayı hasreten YPG, PYD ya da SDÖ adına ne derseniz deyin PKK'nın Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde yaptığı oradaki bir devlet oluşumuna karşı Amerikalıların tırlar dolusu silahlar göndermesi, Avrupa'nın tırlar dolusu silah gönderip arkasından oradaki PKK ve yandaşlarını destekliyor olmasından dolayı oldukça zor zamanlar geçirdi, hala da geçiriyor. Dolayısıyla Türkiye bugün elinde çok ciddi bir fırsat var. Fırsat geçti, öyle diyelim. Çünkü Ukrayna ve Rusya savaşı sırasında Türkiye taraf olmadı. Yani Batı'nın desteklediği Ukrayna tarafını tutmadığı gibi tamamen göbekten de Rusya'ya bağlı olmamış oldu. Bu iki tarafla da görüşebilen tek ülke konumuna getirdi. Belki birçok ülke vardır ama yakında, en yakında bulunan ülkeler içerisinde Türkiye'yi ikisiyle de iyi ilişkiler geliştiren ülke anlamında iki tarafı da görüşür hale getirdi. Tabii biz bunu bir artı gibi görebiliriz ama Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu durumdan rahatsız. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi demek Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin çıkarlarına ters bir durum demektir. Hal böyle olunca onlar da Türkiye'yi bu şartlar çerçevesinde bir NATO ülkesi olarak kendi yanlarında görmek istediklerini defaatle dile getirdiler. Ama Türkiye bir NATO ülkesi olarak yıllardır terör örgütlerine benim karşımda destek verdiniz. Suriye'de ve Irak'ta çıkarlarımı görmezden geldiniz. Doğu Akdeniz'de ve Libya özellikle Kuzey Afrika hattında da karşımda durdunuz diyerek tarafsızlığını muhafaza etmeye çalıştı. Aslında bağımsız bir devlet olarak Türkiye'nin bu politikası oldukça yerinde. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bu süreçte ne yapar? Tabii ki onlar savaşın başlamasından birkaç ay önce başlamışlardı Yunanistan'a ve Romanya'ya sığınak yapmaya. Bulgaristan'da da keza bazı bölgelerde Avrupa Birliği'nin
kendi kanton bölgeleri oluşturmuştu silah ve cephane yığma anlamında. Şimdi de Ukrayna savaş alanına girdiyse, Ukrayna savaş noktasındaysa oraya direkt olarak bağımsız bir ülke olarak Amerika ya da Avrupa'nın diğer ülkeleri destek olmuyorlar. Hani direkt savaşa, sıcak savaşa girmiyorlar ama silah ve cephane yardımında bulunuyorlar. Öbür taraftan da bugünlerde İsveç ve Finlandiya'yı da NATO'ya dahil edelim. Ukrayna'yı NATO'ya dahil edelim. Böylece de Putin'in gelişimini, genişlemesini engelleyelim. Çünkü Türkiye'ye güven olmuyor, Türkiye Rusya'dan vazgeçmiyor düşüncesine sahipler. Türkiye'nin bu kendi vereceği bir karar ve dolayısıyla da Türkiye'nin yaptığı bu hamle doğru bir hamle. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Peki Türkiye burada nasıl bir hamle yapmalı? Neye dikkat etmeli? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına destek olmalı mı, olmamalı mı? Asıl mesele bu. Türkiye her ne suretle olursa olsun NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın yer almasına müsaade etmemeli. Eğer çok zor durumda kalacak olursa da çok ciddi yaptırımlar getirerek NATO üyeliğine girişlerine müsaade etmelidir. Çünkü ne İsveç ne de Finlandiya dost bir yaklaşım sergilememiştir Türkiye'ye. Çünkü yıllardır hem PYD-YPG hattında hem Ermeni diasporasına hem de PKK'ya yani eli kanlı terör şebekesine yıllarca destek verdiler. Düşünün PKK'lı militanlar eğer Avrupa'ya kapak atmışlarsa, Avrupa'ya geçmişlerse Finlandiya'da ve İsveç'te çok rahat yaşama alanları buldular. Oralarda tedavi oldular. Hatta Finlandiya ve İsveç ciddi manada hem İran kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD'nin mensuplarına silah, cephane göndererek, onlara ilaç desteği vererek çok büyük destekler verdiler. Yani belki bizim sınırımızda değiller, belki bizden binlerce kilometre kuzeyimizdeler ya da uzağımızdalar. Aynı Amerika politikası gibi silah satarak, cephane satarak ve bize karşı örgütlü hamleler yapan terör örgütlerine sahip çıkarak Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını her fırsatta gösterdiler. Türkiye NATO'ya İsveç ve Finlandiya'yı dahil edilmesinde ses etmezse ne olur? Bu çok akıllıca gelmiyor. Hem Rusya ile olan ilişkilerimiz açısından hem birliğin büyümesi ve birlikte Türkiye düşmanı üye ülkelerin sayısının artıyor olması Türkiye'nin menfaatlerine değildir. Yani şöyle Amerika gibi onlar da yarın NATO üyesi ülkeler olarak PKK'ya destek olmaya devam edeceklerdir. Peki bu noktada Türkiye'nin bununla ilgili daha önce acı bir tecrübesi var mı? Şunu peşin olarak söyleyelim, var. Evet, Türkiye'nin geçmişte çok büyük bir hatası var NATO hususunda. Bu mesele aslında şöyle başlar. Tarih 1950'lerden itibaren Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaların başlama tarihi. Öyle diyelim, öyle değerlendirelim. Ve Rumlar ya bağımsız bir devlet ya da bağımsız olduktan sonra da Yunanistan'a bağlı bir devlet oluşturmak istediler Kıbrıs'ta. Tabii ki İngilizlerin bölgeden yavaş yavaş çekilmesi orada Türkleri de sindirmeye, Türkleri de ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerini arttırdı Rumların. Rumların bu yaklaşımı üzerine Türkiye tabii ki uluslararası ilişkiler çerçevesinde bölgedeki Türk haklarını korumaya çalıştı ve Türkiye'nin oradaki gücü zaman içerisinde artmaya başladı. Hatta oradaki Türk teşkilatlarının güçlenmesine Türkiye emek harcadı. Netice itibariyle Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs'ta karşı karşıya geldiler ve 1974 yılında Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan'ın kararlı tutumuyla Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te Kıbrıs'a bir barış harekatı gerçekleştirdi. Bu harekat sırasında
tabii ki beklendik bir durum ortaya çıktı. Amerika Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamaya başladı. NATO ülkesi olmamıza rağmen Türkiye bölgeye barış harekatı gerçekleştirdiğinde Amerika Türkiye'ye silah ve cephane ambargosu koydu. Ve Türkiye buna rağmen zor şartlarda çok sayıda şehit vererek Kıbrıs'ta bu barış harekatını gerçekleştirdi ve bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oluşmasını sağlayan hatlara kadar da ilerledi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oluşmasını sağlayan bu barış harekatı sırasında Yunanistan, NATO'nun Türkiye'ye gerekli şekilde baskı yapmadığını, Türkiye'yi durdurmadığı için de kendisinin bu birlikte olmasının bir anlamının olmadığını ileri sürerek NATO'nun askeri kanadından 1974'te ayrıldı. İşte değerli dostlar, Türkiye hem barış harekatını gerçekleştirmiş oldu, hem NATO üyesi bir ülke olarak da zorluklar yaşamasına rağmen, iki yüzlü Batı'nın politikasına rağmen o birlikte kalarak, NATO'da kalarak oradaki gücünü sağlamlaştırdık ve savaşın tarafı olmayan ülkeler nezdinde de Türkiye'nin NATO üyesi olması Türkiye'ye prestij kattı. Birkaç yıl içerisinde Yunanistan doğal olarak yalnızlaşmaya başlayınca kendisi Amerika üzerinden yeniden NATO'nun askeri kanadında yer almak için başvurmaya başladı. Özellikle Amerika, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenmesi ve tek olması açısından hem de 1980'lerde başlayacak olan Irak-İran savaşı sürecinde, orada planlamışlardı çünkü bu tarz savaşlar daha öncesinden hızlıca planlanır, Türkiye'ye çok da bağlı kalmak istemedikleri için Yunanistan'ın tekrar NATO'ya üye olması için çok büyük emek sarf ettiler. Önce Bülent Ecevit'le görüştüler. Bülent Ecevit onları kesin bir dille reddetti. Çünkü 1974 Barış Harekatı'nda bu olayın planlayıcısı içerisinde aktörüydü ve Türkiye'nin yaşadığı zorlukları biliyordu. Yunanistan'ın orada kaybının ne olduğunun çok iyi farkındaydı. Sonra Süleyman Demirel başbakan olduğunda bu defa Amerikalılar Süleyman Demirel'e baskı yapmaya başladılar. Süleyman Demirel de kati surette Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesine müsaade eylemedi. Fakat bölgedeki Amerikan CIA ajanları ve Amerika'nın Türkiye'deki işbirlikçileri tabii ki bu durumu Türk halkının, yani Türk devletinin menfaatler çerçevesinde ilerlemesine müsaade etmeyeceklerdi. Ve 12 Eylül 1980'de askeri darbe gerçekleşti. Paul Henze, yani Amerika'nın bölgedeki CIA'nın şefi olan Paul Henze, darbe gerçekleştirdikten sonra Pentagon'a geçtiği birkaç kelimelik mesajında "bizim çocuklar başardılar" mesajını göndermişlerdi. Tabii daha sonra bunu 32. günde rahmetli bir anda uzun uzun o süreci anlatmıştı Paul Henze. Bütün Türkiye bu durumdan haberdar. İşte değerli dostlar, bu Kenan Evren ve ekibi darbeyi gerçekleştirdikten sonra çok kısa bir süre sonra sanki işte demokratikleşme sürecini başlatıyormuşçasına Amerika ile yakın ilişkiler kurmaya başladılar. İşin tuhaf tarafı, Kenan Evren darbesi sonrasında, yani 1980 askeri darbesi sonrasında kurulan hükümette çok ilginç bir kişi görev almıştı. Daha önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda görevli olan Turgut Özal. Turgut Özal darbe hükümetinde, hükümetinin içerisinde yer alarak başbakan yardımcısı olarak faaliyette bulunmuş ve Turgut Özal Amerika ile Türkiye ilişkilerinin yeniden sıcak bir noktaya gelmesi için çeşitli görüşmeler yapmıştı. Tabii ki Kenan Evren de bu süre içerisinde Amerikalıların demokratik bir ülke olduğumuzu kabul etmeleri açısından Amerikalıların Türkiye'ye olan yakınlaşmasını bir şekilde kendi koltuğunu korumak adına menfaate çevirmeyi düşünüyordu. Asıl temelde ise Amerikalıların Yunanistan'ı tekrar NATO'ya dahil etme hamlesi yatıyordu. Kabul edelim ya da etmeyelim, üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti. Hem Kenan Evren'in hem de Turgut Özal'ın ikili ilişkileri ve belki de bilinçli olarak, belki de
ülkenin o günkü menfaatler çerçevesinde öyle görmüş olabilirler ama netice itibariyle çok büyük bir kritik hamle yaptılar. Hem Özal'ın hem de Kenan Evren'in de etkisiyle Yunanistan 1980 askeri darbesinden bir müddet sonra NATO'nun askeri kanadına döndü. Peki ne oldu? O saatten sonra artık Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu olarak Türkiye için sorun olmaya devam etti. Kardak krizi bunların en meşhuruydu. Tansu Çiller'in başbakanlığı zamanında Ege'deki kayalıklara böyle istemsizce, plansızca Türkiye'nin oradaki pozisyonunu tehdit edecek şekilde, tabii Yunanistan planlı, Türkiye bu konuda çok daha hazırlıklı değil. Oradaki adaların ve kayacıkların durumuyla ilgili. Yunanistan Avrupa'nın desteğiyle, Amerika'nın desteğiyle bir NATO üyesi ülke olarak oradaki kayalıklara Yunan bayrağı dikmeye ve Ege adalarını silahlandırmaya başladı. Tabii bu durum ciddi krizlere sebebiyet verdi. İşte değerli dostlar, Türkiye sadece Kardak krizinde değil, Ege kıta sahanlığı sorununda ya da uçaklarımızın hava sahası hususunda Yunanistan'la dönem dönem krizler yaşamaya başladık. İşte yaşadığımız bu krizlerin en sonuncusu hepinizin malumu olduğu üzere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz arama projesiydi. Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ya da Libya hattında uluslararası ilişkilerinde Yunanistan her defasında hem bir NATO üyesi olarak hem de Amerika'nın ve Batı'nın şımarık çocuğu olarak Türkiye'nin işlerini zorlaştırmaya çalıştı. Özellikle Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesinde Yunanistan terör örgütlerine destek olarak Türkiye'ye hasmane tutumlar geliştirdi. Demem odur ki Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hususunda net bir şekilde hayır demelidir. Aksi halde Yunanistan örneğinde olduğu gibi Türkiye ileride çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda da Türkiye'nin NATO'daki gücü gittikçe azalacaktır. Diğer taraftan da Rusya'nın bölgedeki zayıflaması, yani İsveç, Finlandiya, Avrupa Birliği, Ukrayna ya da Amerika'nın bölgede güçlü olması, Rusya'nın zayıflaması Türkiye'nin menfaatine değildir. Çünkü bir sonraki hedef olarak da Türkiye'yi kendilerine hedef olarak görebilirler. Bu noktada ne Rusya yıkılmalıdır ne de Avrupa Birliği tam manasıyla Türkiye'nin ayağına sorun olacak, ayağına bağ olacak noktaya gelmelidir. Dolayısıyla Türkiye çıkarlar çatışması içerisinde kendi menfaatlerini korumalı, muhafaza etmeli ve bunu yaparken de muhakkak NATO'nun içerisindeki gücünü kullanmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda net bir tavır sergilemesi gerekir. Az önce anlattığımız gibi tarih unutmaz, tarih kayıt alır, tarih arşivi tutar, arşiv tutar. Ecevit'i, Süleyman Demirel'i nasıl ki tarih iyilikle anıyorsa, Kenan Evren'in ve Turgut Özal'ın tutumunu nasıl eleştiriyorsak, bugün ülkemizi idare eden Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de tutumu tarihe geçecektir. İnşallah yanlış bir karar olmaz. İnşallah Türkiye kendi menfaatler çerçevesinde önemli adımlar atarak NATO'daki gücünü muhafaza etmeyi başarır.